Kuzey Irak'ta meydana gelen 7,3'lük depremin ardından Türkiye anında harekete geçti. Olayın duyulmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Erbil Başkonsolosluğunu arayarak deprem hakkında bilgi aldı. Çavuşoğlu Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğu bilgisini paylaştı. Öte yandan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Türkiye'nin Kuzey Irak'tan yardım talebi gelmesi beklediğini, talep gelmesi halinde ise her türlü yardımın yapılacağı bilgisini verdi. Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu sonrası Türkiye ile yaşanan gerilim deprem sonrası gölgede kaldı. AFAD ve Kızılay bölgeye yardım için anında hazırlıklara başladı. Kızılay ve AFAD başkanları olası bir talep halinde bölgeye intikal edeceklerini söyledi. Bağdat'ta görüşmelerin ardından 5 araç ve 30 kişilik arama kurtarma ekibi yardım için bölgeye hareket etti.